Günaydın. Günaydın, günaydın. Neredeyse 2 haftadır elime kamerayı almıyorum ya. İnanın o yüzden çok böyle garipsedim şu an günaydın derken. Kendimi deli gibi hissettim açıkçası, ne yalan söyleyeyim, böyle kendi kendime günaydın diye bağırınca, ama günaydın. Şuraya bakıyorum da günaydın diyebileceğimiz bir kedi yok. Buraya bakıyorum, yok. Gelmişken terliklerimi giyeyim. Günaydın terliklerim. Karşı odaya geçelim. Bakın burada biri var burada. Uyuyan biri var. Pandalı pikesiyle uyuyan biri var burada ama onu daha uyandırmayacağım. Onu kahvaltı yapınca uyandırdım. Hadi bakalım. Eskisi kadar hızlı inemesem de yine bu merdivenlerden enerjik bir şekilde aşağı iniyorum da ne göreyim. Bakın size ne göstereceğim. Dün aldık bunu. Daha doğrusu bir sürü kırtasiyelik malzeme aldık ama en beğendiğim şey şu oldu. Nereye gidiyorsun ya, paparaziden kaçan ünlüler gibi? Günaydın. Hiçbiri de böyle yapmıyor ama güzel, evet. Nereye gidiyorsun? Spora gidiyorum. Belli gerçi, tamam. Kahvaltıya gelmeyeceksin o zaman sen. 40 dakikaya buradayım. Ben 40 dakikaya yerim, bitiririm. Toparlarım bile. Aferin. Teşekkürler. Arkadaşlar ya şu korseli halimle bilmiyorum ne kadar katlanabilirsiniz bu günlük vlogları. Çünkü ben artık kendime bakmaktan hiç hoşlanmıyorum. Bir de şu an içimde şey de var. Şurada bakın göstereyim size. Hadi gösteriyorum size. Hadi iyisiniz. Bakın şurada bir tane daha var, görüyor musunuz? Yani bunlar beni inanılmaz zorluyor ve hareketsiz kılıyor. Yani yok hala alışamadım dersen büyük ayıp etmiş olurum korseye. Alıştım alışmasına da işte zorluyor. Yani kısıtlıyor benim günlük hareketlerimi ve iyi olması adına her şeyin takabildiğim kadar da çok takmam gerekiyormuş. Üzülüyorum, ne yalan söyleyeyim ya. Üzülmüyorum da sıkılıyorum. Şimdi bugün uzun bir zamandır, daha doğrusu sadece bugün değil, güne hep menemen özenerek kalkıyorum. O yüzden dün geceden menemen malzemelerini söyledim ki bugün beraber hazırlayalım. Burama ne olmuş ya? Burama ne olmuş? Buraya da şey yapıyorlar biliyorsunuz değil mi? Dolgu mu? Botoks mu? Bir şey yapıyorlar ki şu çizgiler gitsin. Şakaydı. Yok, öyle bir şey yok kafamda, şakaydı. Bir dakika. Günaydın diyebilecek birini buldum. Prensim, günaydın. Günaydın yemişsin işte. Ne istiyorsun daha? Şu onun şey yeri oldu arkadaşlar. Bunun içine giriyor. Oturup gözünüzün içine bakıyor bana mama verin diye. Ki vermiş işte Uğur. Yeterli şivasım, gel artık. Ha, bir saniye. Şivası oradaysa diğer kediler buradadır. Bakın şimdi nasıl gelecekler. Bir iki koşarak. Hiç hoş değil. Şivas, artıklarını kardeşlerine yediriyorsun. Neyse şu buzdolabını açalım bir. Biber, domates, salatalık sandığım şeye bakın. Cin bibermiş bu da. Jalapeno biber, gerek yok. Salatalık. Burada bir yer dil peyniri, bir kaşar var. Tereyağı ve koş. Yumurta, ekmek de gidiyor. Bunlar kızaracak. Devamını sonra yerleştiririz. Kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane domates yeter. Vazgeçtim. Şundan da kullanacağım. Bu doğranmış domates. Kapı çalıyor. Geldim. Maral geldi. Maral, sen misin o? Ha. Arkadaşlar artık Maral'ı gösteriyoruz biliyorsunuz değil mi? Artık Maral'ı gösteriyorum. Oha. Ne? Şaşırdın mı? Neredeyim ben? Kameranın hangi tarafındayım? Şu an kapı gözüküyor. Ha. Tamam. Gösteriyoruz ki, söz verdin. Günaydın. Oo, benden önce. Bir daha alabilir miyiz lütfen? Günaydın. Oy paşam boy. Maral geldiğine göre mutlaka bir şeyden ona kitlemem gerekiyor, evet. Mantalitesiyle. Domates rendelemeyi sana bırakıyorum. Tamam. En sevdiğin iş. Olur. Ben de biberleri yapayım burada. Tamam, burada çok güzel bir iş dağılımı olacak şimdi. Ben o zaman şeye içeri... Nereye? Nereye? Hadi gel. Maral'ım şu 5 tane biberi de bir yıkayalım mı canımın içi? Abi. Şimdi Maral bana biberleri kesip verdi. Ben de onları bir güzel keseceğim. Yıkayıp verdi. Ne yaptın dedim ben? Kesip verdi. Ben keseceğim diyorsun. Yok. Kafa gitmiş. Bir de ben şeye rondoda yapıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Şu ipli rondolar var ya, onları da kesiyorum. Dur siz biraz daha şöyle iyi görebilin diye. Şöyle yapalım. Nasıl? Şu içini çıkartıyor musunuz, çıkartmıyor musunuz? Biber acıysa çıkartıyorum ben. Bir de eğer o gün üşengeç günümde değilsem. Bunlar neden böyle yamuk yumuk? Ya paramparça yaptım ya. Yine paramparça yaptım. Maral şey burada şu an uğraşıyor. Bir anda elimi kesermişim. Üstüne kamera karşısında. Aa çok kötü. Bir kaldır bakayım ne kadar oldu. Çok iyi. Kaç tane yaptın şu ana kadar? Bir. Bir de bu mu çıktı? Yok, 1,5'muş. Pardon. Ha, müthiş. Bu ipli rondo dediğim de bu. Hani şu alet var ya, böyle ipini çekerek yapıyorsunuz. Bilmiyorsanız şimdi göstereceğim ama mutlaka biliyorsunuzdur. Asıl geç öğrenen benimdir. Çoğu başlasın. Hmm, şuna bakar mısınız ya? Dur, şöyle bakın. Tepeden bakın, şuna bakın. Müthiş olmadı mı şu anda? Ufak ufak parçacıklar haline geldi. Ocağın altı yakıldı. Üzerine hemen tereyağı. İlk önce biberler geliyor değil mi? Lütfen biraz daha çabuk erir misin? Şurada açlıktan ölüyoruz ya. Bakın biberlerin büyüklüğüne. Şimdi dürüst olun. Çok iyi olmamış mı? Hepsi minik minik böyle kıyılmış şekilde.
Yalnız ben bayağı büyük bir menemen yapıyorum sanırım Maral. Düşünelim. Uğur, sen, ben, Kaan. Uğur bence dayanamayıp hep yer. Yani 4 kişilik yapıyorum gibi düşünebilirsiniz. Tek kişi de yiyebilirdi bunu. Hiç de sıkıntı olmaz. Biz 4 kişilik yapıyoruz. Bir dakika arkadaşlar, tripoda bağlanıyoruz. Biberler tamam. Üzerine hemen domatesimiz geliyor. Karıştıralım. Şimdi şu şeyden de koyacağım üzerine biraz. Neredesin? Bu. Doğranmış domatesten. Ya neden ya? Güzel de kırdım. Allah Allah. Ne oldu ki? İçine kabuk düştü. O kadar da güzel kırdığıma inanmıştım. Size de şey oluyor mu ya? Mesela şu anda şu beni işkillendirdi biraz. Niye dağıldı? Hani diğerleri sapasağlam, dimdik ayakta dururken ona ne oldu? Bu sırada menemene tuz koyuyorum. Sonra birazcık hatta pul biber koyuyorum. Şimdi bir çırpalım. Şimdi yumurtayı da ekleyelim üzerine. Süper. Mesela normal domates daha pembemsi. Bu üzerine koyduğumuz doğranmış domates kırmızı ya. Rengi bile değişiyor ya şeyin. Çok enteresan. Ben iyice şöyle karıştırıyorum ve sonra altını kısacağım, bırakacağım. Yani diyebilirsiniz ki Damla sen bize dalga mı geçiyorsun? Gerçekten utanmadan bir de şeyi mi gösteriyorsun? Menemen nasıl yapacağını mı gösteriyorsun derseniz, yemin ederim daha menemen yapamayan çok kişi var. Mesela Uğur ya da ne bileyim Kaan var. Maral da var. Maral genelde izlemeyi seviyor. Nerede izledim ya? Hiç menemen yapsını görmedim. Ama çünkü öyle bir hakkı verilmedi ki bana. Ha, menemensizlik yaparsın yani. Yaparım. Yaparmış İstediğim arkadaşlar. İstediğimde yapmadık mı? Peki. Bunu da masamıza koyalım. Şu an 3 tabak hazırladık biz. Tam 3 kişi için. Çünkü Uğur aramızda henüz yok. Arkadaşlar müsaadenizle başlıyorum. Uğur çok hızlısın. Daha yeni oturduk biliyor musun? Gel Berkan, yemiyorsan ye. Hemen bir tadım gerçekleştirmeyi zorlu ben lütfen. Hani Kaan neyi kaçırdığını görsün lütfen. Kaç puan? Nasıl? Kaç üzerinden vereceğim puanı? 10 üzerinden. 10 üzerinden 7. Nereden kırdın 3 puanı? Acıdan. Acı değil diye mi? Biberin acı olması benim suçum mu? Cin biber var. İki tane doğruyorsun ondan. Efsane oluyor. Hiç ama sabah gördüm ödüm koptu ya. Benimkini ayrı yapacağım o zaman. Resmi benim değil sağımdan. Ödüm koptu. Sabah salatalık yerine cin biber çıkartmışım. Ve evet, kahvaltılarımızı bitirmiş bulunmaktayız. Şimdi ben gidip hazırlanacağım. Şu içimdeki korseyi çıkartacağım. İçimde bir tane tişört var. Bunu çıkartacağım çünkü kesiyor bazen korse. Detaylara baksana. Benim detaylara bak. Canım Maral'ım yardımcı oldu. Mutfağı toparladı. Şey gibi oldu. Hani ben yaptım sen... Yok gerçi o da yaptı. Şimdi gidelim hazırlanalım. Sonra plan anlatmış mıydık? Sonra bir şivası sarış ettireceğiz hızlıca böyle yarım saat 45 dakika. Ondan sonra döneceğiz evde devam edeceğiz. Ne yapıyorsak artık. Ne yapabiliyorum ki? Ne yapıyorum ki? Ne yapıyorum şu hale bak. Yok ya yine hareketliyim. Evet. Nazar değmesin şuraya uğrayayım şuraya. Şuraya uğrayayım. Yine hareketliyim. Ay bu arada şey az önce Nubiye ile konuştum da. Ay sonunda birkaç minik dövme daha yaptıracağım. Ama minik. Kaan bunlar niye böyle sıralanmış senin yanında? İdris günaydın. Dobi günaydın. Ve Kaan'cığım artık günaydın diyebiliriz sana galiba. Günaydın. Hoppa. Öpücük. Sen de öpücük. Hoppa. Bir şey soracağım ya. Burnunuzu ıslattınız mı kameramı? Minnoş kalemlik kırtasiye setlerimizi göstermek istiyorum size. Bunları ben Kaan'a almıştım. Şaka bir yana birkaç tanesini Kaan'a almıştım. Tabii bunları Kaan'a almam mümkün değil de. Trendyol'dan hepsi indirimdeydi. Gerçekten insanı tekrar öğrenci olmaya heveslenecek şeyler değil mi bunlar? Şunun güzeline bakın. Çikolatalı bir not defteri ve kokuyor. Ondan sonracıma şu silgi setinin güzeline bakar mısınız? Yani hani gerçi bir şey söyleyeyim. Bunlar heveslenmekten çok yedirir Maral. İnsan aklına getirir. Çikolata, hamburger. Burada bir günlük ders planlayıcı var. Bunu Kaan'a aldırmıştı ama bayağı güldü bana. Sen dedi benimle dalga mı geçiyorsun dedi. Şu dünyanın en güzel kalemi bence. Panda. Ama biraz zor kullanılıyor galiba. Yok Kaan bak. Oha. Oha çok ağır. Ay ne zamandır sizle burada konuşmuyorduk. Yani hiçbir zaman konuşmadık gerçi de. Oturup makyaj yapmıyorduk. Şu an güzel bir açı yakaladım. Birazcık makyaj yapacağım. Yani dışarı çıkacağımız için en azından tipimi düzelteyim istiyorum. Ondan sonra güne devam edeceğiz. Ha, hem de burada otururken biraz size şu anki durumumdan da bahsedeyim. Çünkü bir şey söyleyeyim mi? Söylüyorum. Her ne kadar yani çok da böyle hani umurumuzda değil mesajı çizmeye çalışanlar olsa da belki de bu benim geçirdiğim ameliyat ve şu an içinde olduğum süreç, yani nasıl söyleyeyim size, işte neredeyse 2,5-3 yıldır hani YouTube ve Instagram'dayım ya, şu zamana kadar en çok soru alan, en çok merak edilen anım, yani dönemim olmuş olabilir. Gerçekten çok merak ediliyor ve sürekli böyle bir güncellemem isteniyor ki ben ona rağmen bir defa sadece böyle bir güncelleme yaptım. O da Instagram'dan yaptım. Yaptığım gibi de hemen sen işte gençlerimizi ameliyata mı özendiriyorsun, hiç mi utanmıyorsun kötü örnek olan için falan filan mesajları geldi. Ondan sonra dedim ki
Boşver. Boşver, ben daha bu konu hakkında konuşmayayım. Ama şu sonra fark ettim ki niye konuşmuyorum. Yani madem merak edenler var, her ne kadar çok çaktırmasalar da gerçekten çok merak edenler var, dedim o zaman tabii ki de çok küçük bir şekilde böyle bahsedebilirim. Ben şu anda normalde korseyi, en azından içimdeki kalın korseyi çıkartabilmeliydim. Fakat ne kadar çok takarsam o kadar iyi olacağını öğrendiğim için çıkartmıyorum. Ve zaten en zor kısım da o. Onu takmam çok önemli. Takmadığım zamanlarda kendimi çok şey hissediyorum zaten. Yani savunmasız ve sanki bana bir şey olacakmış gibi hissediyorum. Herhalde bir haftam daha var onunla beraber geçireceğim. Ondan sonra yavaş yavaş artık kıyafet giymeye dahi başlayabileceğim. İşin güzel kısmını söyleyeyim mi? Çok fazla kıyafet yıkamıyorsunuz. Bu çok iyi oldu. Yani giymiyorum ki. Yani bunların üzerine böyle bol şeyler giyebiliyorum dışarı çıkacağım zaman. O yüzden de hiç bana çamaşır çıkmamış oluyor. Bu işi çok sevdim. Örneğe bak ya. Ama normalde dizime de çok çamaşır çıkar o yüzden. Onun dışında tartıda şu anda sadece bir 2 kilo fark ediyor. Yani 2 kilo daha az gözüküyorum ama ödemlerim geçince o ne kadara düşer henüz kestiremiyorum. Çünkü nereden baksanız şu anda 20 gün oldu ben ameliyat olalı ve nasıl bir ödemmiş ya bu? Bu kadar sürer mi gerçekten bir ödem? Ha şöyle bir şey oldu, dur size onu anlatayım. Dün korsemi çıkarttık. Ve ben içimdeki yine kalın korseden bahsediyorum. Ve ben yaklaşık bir 4-5 saat korsesiz kaldım. Hatta dışarı çıktık. Sadece bu dalgıç korsemle kaldım. Eve geldiğimizde vücudum böyle bir şişmişti. Yani bir böyle bir nasıl denir? Böyle bir değişmişti. Asimetrik bir şeyler olmuştu vücudumda. Ve inanılmaz korkup mesela hemen doktorumun asistanını aradım. Hani normal mi bu diye. Dedi ki bu daha hiçbir şey. Yani bu gördüğünden hiç korkma. Çünkü zaten korseni çıkarttığınız zamanlarda vücuttaki o kan dolaşımından, vücudunun korsesizliğe o alışma etabından falan bunları yaşayacaksın dedim. Rahatladın mı peki duyunca derseniz, rahatlamadım. Aksine daha da korktum. Çünkü korse çıkarttığımda ilk gördüğüm an inanılmaz güzel. Her şey sıfır. Yani kırın dümdüz, yanlarımda hiçbir çıkıntı yok. Ya bayağı dümdüz bir vücut düşünün. Ne yanı olan, ne karnı, ne midesi olan bir vücut düşünün. Ama işte birazcık o kan dolaşım başlayınca vücut daha hafif kendini salıyormuş meğerse. Öyle başka ne anlatabilirim? Before after görüntülerini çok soran var ve before after'ları ben de aslında kıyaslamak ve sizle paylaşmak istiyorum. Sadece doğru zaman şu an değil. Ya ben şu an gösterirsem muhtemelen dersiniz ki sen bunun için mi mesela ameliyat oldun diyebilirsiniz. Ki bana göre şu an ödemli halim bile her türlü ameliyat öncesi halimden ya 10 kat iyi, düşünün. Şu an bunu söyleyebiliyorum çok net. Ama siz öyle görmeyebilirsiniz oradan. O yüzden çok değil ama birkaç aya ihtiyacımız var gibi duruyor. Highlighter sürüyorum şaka gibi. Ama bu highlighter değil ki. Neden böyle bir şey yaptım ben? Bu allık. Bir de inanılmaz soru olan bir şey daha var ama inanılmaz. Gerçekten her ne zaman DM kutuma girsem mutlaka rahat 5-10 tane görüyorum böyle daha ilk 20, yok 20 değildir. Yani ilk böyle hani swipe yaptığımda gördüklerimden bahsediyorum. Çok fazla ameliyatın ücreti merak ediliyor ve hani bu aslında benim böyle pat diye söyleyebileceğim bir şey değil. Hem doktorum açısından hem de bilmiyorum, genelde pek konuşulmaz ya bu tarz işlerin ücretleri. Ben çektiğim ilk videoda sadece şey demiştim, çok pahalı bir işlem demiştim. Yine ona dayanarak ortalama fiyat aralığını söyleyeceğim size. Yani aslında şey, piyasadaki ortalama fiyat aralığını söyleyeceğim. Benim doktorum da piyasaya göre bence bir tık yine pahalı. Çünkü hem kendisi bir bu işin eğitmeni olduğu için hem de yani gerçekten iyi ve başarılı bir doktor olduğu için muhtemelen. Çünkü verdiği emek çok büyük bu tarz operasyonlarda. Neyse, bu işlemler hem bölgesel olarak hem de yaptıracağınız bölgelere bağlı olarak değişiyor. Yani ne bileyim kol, bacak, karın mesela giriyorsanız onların da giriyorsanız ne ya? Giriyorsanız dedim, birden fazla bölge için bir operasyon istiyorsanız yani hepsinin fiyatı ona göre değişiyor ama ben size şöyle söyleyeyim. Ortalama bu işlemler en uygunu, yani en uygunu herhalde 30 binden başlıyordur. En yükseği de yani herhalde 100 bini falan da geçiyordur diye düşünüyorum bölge sayısına bağlı olarak. Yani tek başına şu an, ama şunu söyleyebilirim size, bir dakika dur söylüyorum. Daha önce başka bir doktora görüşmüştüm. İsim vermeden fiyatını söyleyeceğim, ne olmuş. Daha önce başka bir doktorla görüşmüştüm, Etiler'de bir doktor kendisi. Ve o da başarılı aslında. Yani ismi duyulmuş bir doktor sanıyorum ki, ya da ben mi duydum acaba, ya da ben de böyle büyütüyor olabilirim. Ondan bir fiyat almıştım. O benim sadece bu gövdem için, karnım,
simitler, mide bölgesi için benden 3000 dolar istemişti. Abi de yeri gelmişken bir şey daha söyleyeceğim. Ben şimdi mesela doktorumu falan paylaştım ya. Bunu inanamıyorum nasıl düşünebiliyorsunuz ama bunun bir iş birliği olma ihtimali bile aklınızdan geçmesin. Çünkü ben bu tarz şeylerde, ben de, ailem de hani bu sağlıkla ilgili bir şey. Resmen ameliyat oluyorsun çünkü. O yüzden bu tarz durumlarda benim yani asla ve asla böyle bir şeyi bir iş birliğine çevirmem mümkün değil. Benim için buradaki en güzel kısım ailem de sağlıkçı olduğu için doktorum bir hekim indirimi uyguladı. Yani aslında babam ve annem sayesinde oldu bu da. Durum bu şekilde. Şu anda merak edilenleri birazcık cevapladım. Korseyi takmaya devam ediyorum. Before after'lar için bana bir ay daha lazım. İlk before after için. Sonraki before after'lar da muhtemelen 3. ayımda falan gerçekleşecek. Ama ben sizinle paylaşırım onları. Yani ayrı bir video çekmem. Böyle ya vlogların içerisinde gösteririm ya da ne bileyim Instagram'da, story'de falan paylaşırım sizinle dediğim gibi. Başka da bir şey yok ya. Şu anda her şey yolunda. Kimseyi ameliyata özendirdiğim falan da yok. İlk bir hafta ki halimi, ilk 3 gün diyelim halimi bir ben biliyorum. Bir annem, bir Maral, bir Uğur, bir halam, bir onlar biliyor. Deli gibi ağladım yani. Acı eşiği en düşük müydü? Düşük insanlardan biriyim gerçekten. O yüzden bana bakmayın bu tarz şeylerde. Kimseye örnek olmak, kimseyi gaza getirmek değil amacım. Zaten diyet ve sporla kilo verebiliyorsanız hiç işiniz yok yani şu muhabbeti dinlemekle bile. Ha bir de bu var. Bu ameliyatı olacağına 3 ay içine sıksaydın da diyet yapsaydın, spora gitseydin hiçbirine gerek kalmazdı diyen bir ekip var. Demek ki yapamadım. Demek ki böyle de üşengeç ve disiplinsiz biriyim ki hani buradan bu sonuç çıkmalı çünkü. Müthiş bağlı bir şekilde diyet de yapamıyorum, spor da yapamıyorum. Demek ki bu olay. Yani sen sana ben tembelim, ben üşengecim, benim spor disiplinim yok diyen birine nasıl keşke spor yapsaydın diye öneride bulunuyorsun ya. Zaten şunu söyleyeceğim diye şu kirpimi mahvettim. Evet şimdi bir ayağa kalkıyorum. Mesela artık kendi başıma çıkartabiliyorum korselerimi. Bundan önce böyle bir şey de yoktu. Mutlaka iki kişi yardım ediyordu çıkartırken. İşte sadece şurası kötü. Bunu çıkartıyorum ya bir anda hani o vücuttaki o kan dolaşımı başlıyor açtığım yerde. Ve ilklerde bir tansiyonum düşüyordu size anlatamam. Bayılacak gibi oluyordum bu çıktığımda. Hani duşa girmek için falan çıkartıyorum ya. Sakin. Sakin. En çok özlediğim şey bileklik takamıyorum. Çünkü buralarım şiş ya. Saatim bile zar zor kapanıyor. Delireceğim. Hazır mıyız? Geliyor. Çok garip sesler çıkartıyorum. Bakın korseyi çıkarttık. Şu an beklemem gerekiyor. Biraz kendine gelsin vücut. Yavaş yavaş artık dokunabiliyorum. İnanılmaz hassastı. Hiçbir şekilde, hiçbir kuvvet bana şu teması yaptıramıyordu öncesinde. Şu yan kısmı görüyorsunuz değil mi? Direkt o vücudumun içindeki sıvılar burada toplanıyor. Sarı sarı. Onların işte hepsinin yavaş yavaş vücudumdan gitmesi gerekecek. Neyse ben hemen bir giyinip geliyorum. İçimde bu tişörtü bırakıyorum ve direkt kendim sadece bunu bağlayacağım. Çektim. Bir tane eşofman altı giydim. Üstüme de böyle ince bir ceket giyeyim. Terlemem. Hem üşümem. Bu kadar hazırım. Hazırım. Arkadaşlar kötü bir haberim var. Maalesef ki evden çıkamadık. Çünkü bir anda benim bir işim çıktı. Şivas'ın kuaförüne yetişemedik. Şivas duyuyor musun? Şivas'ın bu durum işine gelir gerçi ama yol 1,5 saat gösteriyordu. O yüzden yani yetişemeyeceğimi bildiğim için bizim Şivas'ın kuaförüne mesaj attım ve yarın erteledim. Belki yarın da zaten günlük vlog devam ederim. O kısmı sizle orada da paylaşırım çünkü çok tatlı oluyor. Yani izlerken bence bilmiyorum benim çok hoşuma gidiyor. Böyle annelikten midir nedir bazen ağlayasın bile geliyor hatta ama böyle şeyden. Sevinçten. Şimdi evdeyim. Şu yerde Eylül ayında yaptığım Trendyol alışverişi var. Bunları hala henüz giyip size gösterebilecek durumda değilim. Ama çok güzel modeller seçtiğim için bazılarını açıp şimdi burada göstereceğim. Çünkü mesela şurada bir mont var. Montun rengi de modeli de çok çok güzel. Bunu ne almışım mesela? Bunu large almışım. Bu her türlü olur bana ve bunu üzerimde giyip gösterebilirim size. Şunları açıp bir sizle paylaşacağım şimdi. Baksana bu çok güzel. Rengi, modeli göremiyorsunuz ki. Bunu giyip göstereceğim arkadaşlar. Şunların hepsini bir paketinden çıkartayım. Kendime jean falan söyledim ki bu model aşırı güzel. Şu kemer kısmına bakar mısınız? Bu şekilde yandan. Bunu da göstereceğim. Ay burada bir aşk yaşanıyor. Burada bir aşk yaşanıyordu ki kameranın ipini görünce kalktı. Çocuklar bana bir izin vermeniz lazım. Aşk yaşamaya geri döndüler tamam. Hemen şöyle hepsini tek tek hızlıca açacağım. Aa bu da çok güzel. Hayır ya dur. Bu pembe şey pijama takımı mı acaba? Çünkü ben genelde çok nadir pembe şeyler sipariş ederim. Bir takım olduğunu düşünüyorum ta kendisi. Çok güzel bir takım yumuşacıkmış.
Bu da çok güzel. Arkası açık. Dur bunu da şöyle koyalım. Şu anda kendimde bu şeyi buldum. Enerjiyi. Çünkü çok güzel parçalar var. O yüzden en azından üstüme giyerek bazılarını göstereceğim. Sizi şöyle bir koyayım. Nasıl? Evet. Baksanıza şuna. Şurası böyle paraşüt kumaş mı deniyor buna? Ve bir cebi var. Ve çok güzel bir polar. Kemik rengi bir crop sweatshirt. Bu da çok güzel. Böyle kısa. Ki benim en çok giydiğim renklerden biri direkt buz mavisi bir jeanle mesela inanılmaz güzel durur. Ya da direkt beige bir pantolonla. Ben çok güzel şeyler almışım ve oha bu çok güzel. Bu modelin aynısı ve aynısı tıpatıp aynısı sanıyorum ki Zara'da ya da Bershka'da vardı. Şu aşağıdaki dikiş kesimini dikişi görüyor musunuz? Bunlar çok çünkü çok güzel duruyor. Onun içine giymek için Trendyol Milan'ın bu sezon iç giyim parçaları inanılmaz güzel. Ben şok oldum. Biraz ağırlık vermişler bence iç giyime. Böyle buralara falan. Siyahlar, krem, ekru, bej ne ararsanız çok güzel modeller var. Ve ben bunları gün içinde çok çok gün içinde değil full bunları tercih ediyorum zaten. O yüzden direkt sipariş verdim. Ya bundan söyledim. Çünkü spor yapan influencerlarda gördüm. Bunun kırmızısını giyiyorlardı. Bu bir tulum. Arkası böyle ip komple vücudu saran bir tight yani şey gibi düşünün. Tulum gibi gerçekten. İnşallah bende güzel durur. Emin değilim. Aa çok iyi. Bakın ve bu da crop. Yani ayağa kalkıyorum. Yerine bakın. Hani biraz daha bile kısa olabilirmiş. Ama herkes kısa mont sevmiyor ya. Gayet güzel. Bunun birkaç rengi daha vardı. Ve ben size söyleyeyim mi? Bunu large aldım. İnanır mısınız? Medium doldurmuş. Geliyorum Maral. Ve bir pijama takımı var. Ama bunu Uğur'a aldım. Böyle üstü beyaz tişört, altı da çizgili bir pijama takımı. Bir dakika Maral sesini bir bakayım. Evet Maral'cığım. Bu arada arkadaşlar şu anda biz bir video yüklüyoruz şeye YouTube'a. Markalardan gelenler videosu. 1 saat 10 dakika kaldı diyor da bunu daha hızlı yükleriz şimdi biz. Şu video işlemimiz bitsin. Biraz da yürüyüşe... Oh my God, trafik var. Biraz da yürüyüşe çıkacağım bugün çünkü hiç yürümedim. Kaan hala uyuyor. Gözlerimin altına bak. Allah Allah bunun hala önüne geçemiyorum ve delireceğim. Yani maskaranın böyle akması... Çok saçma. Her maskaramda bu oluyor. Birine özel değil. Hepsinde bu oluyor. Çok hızlı bir şekilde evi terk ettik. Çünkü neden? Çünkü sen söylesene. Bu enerjin, bu neşen ve bu mutluluğunla. Nota geldi. Çok bayağı iyi. Arkadaşlar bu da bir şeydir. Uğur, Kaan, Burak geçen gün gidip bir pota aldılar. Basketbol potası. Ama ben size diyeyim 3 metre. Siz deyin 2,5 metre. Kocaman bir şey. Şimdi onu kuracaklar. Yani şeyden de Decathlon'dan geldiler işte onu kurmaya. Ben bu anı kaçıramazdım. Ben de sonuçta iyi bir basket oyuncusuyum. Bak nasıl yürüyorum kız. Şıp 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 yürüyorum. Normalde bizim ya benim bizim çevrede en hızlı yürüyenlerden biri benim, biri de diğeri de Uğur. Ve son zamanlarda yürüyemiyordum ya. Çok böyle minik minik kanlı gibi yürüyordum. Şu an bayağı iyiyim maşallah. Gel şuraya vurayım. Pota bu. Ayakları o. Herhalde çubuklar da şimdi bunun içinden çıkacak. Çubuk yalnız borular. Potanın sahibi geldi. Gel bakayım. Bunu ben şimdi ne yapacağım biliyor musun? Orijinal potanın boyutu yüksekliği 3.05. 3.05. Ben bunu 2.90 yapacağım ki smaç basabileyim. Hmm. Çok zıplamaz mı? Güzel. Bir şey söyleyeyim yalnız. Sesli bir oyun ya bu. Çok ses, çok yok bir şey. Baksanıza Kaan her sektirdiğinde pot 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 pot. Ama gece ondan sonra oynayamayız. İnsan onlardan rahatsız olur. Tabii canım. Dikildi. Tekerleği varmış ama 2-3 kişi zor kaldırır. Çünkü 100 litre su koymanız gerekiyormuş altına. Bence çok güzel oldu. Yani yakıştı buraya ne dersiniz? Bence çok mantıklı ama. Yani kendilerine bir oyun alanı yaptılar bir anda. Yani bir potayla. İşte herhalde muhtemelen ben size olacağı söylüyorum. Her akşam oynarlar. Yani bir akşam Uğur, Kaan, Burak falan oynar. Bir akşam hepsi Arta, Serkan, Fuat gelir derken eminim ya havalar soğuyana kadar bunu paramparça eder bunlar. Bu kalmaz. Bu kalmaz. Kaan kafama gelirse seni vururum. Evet sizden bir smaç göreyim Uğur Bey. Sonra ben kaçıyorum. Boyunu da ayarladılar. Evet o zaman çekiyorum. Güzel. Terlikli olmana rağmen oynayabiliyorsun. Uğur Şengül geliyor. Uğur Şengül. Buradan bana daha malzeme çıkmaz arkadaşlar. Tamam ben gidiyorum. Bir tane vurayım hadi. Evet. Anladım. Güzel o zaman size iyi oyunlar diliyorum. Şimdi ben hazır evden çıkmışken çünkü genelde hep öyle yapıyorum. Hazır ayağa kalkmışken gibi düşünün. Evden çıkmışken diğer işlerimi de halledeyim diyorum ve ofise çıkıyorum şimdi bir 5-10 dakika bir Burak'la görüşeceğim. Ondan sonra da ineriz, yemek falan hazırlarız. Çünkü hala kahvaltıyla duruyoruz. Biraz kargo birikmiş bunları da alacağım. 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5 ama muhtemelen şey mi acaba? Kırtasiyelik
Alışverişimizin devamı olabilir. Kaan'ın telefonu cebinde kaldı. Eyvah. Eve hiç uğramıyorum. Direkt burada ofise gideyim. Serkan'cığım hoş geldin. Tam yerken çektim seni. Ne yiyorsun? Artık hep bir şey. Bitti. Arkadaşlar benim menüm nasıl? Sağlıklı ötesi menü ama köri soslu. Bunu yiyorum. Kaan orada wrap yiyor. Maralım. Götürmüş maralım yine. Çıtır tavuklar. Uğur ise saat 6'yı bekliyor yemek yemek için. Diyette biliyorsunuz kendisi. Yoksa gece acıkıyorum. Evet. Yaklaşık 3-4 saniye sonra kapı çalacak. Halamlar geldi beni ziyarete. Ne alemde olduğumu görmek için. Gidelim. Gidelim kapıyı açalım sürpriz. Aa yok. Hani? Gelmediler. Hala. Neredeler? Geldi. Asansör sesini duydum. Allah'ım sevdiğim onu bekledi. Ay 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 kimleri görüyorum. Kimleri görüyorum. Saçını savuruyor ya. Biz de Erdinç'i bekliyorduk. Nerede? Gelmedi mi o? Gitti de. Ha. Aline'm hoş geldin. Kaan'ım nerede? Ne güzel olmuşsun. Sen her zaman yavrum. Ay halacığım. Çok merak ediyorum zor. Seni. Vallahi. Vallahi zor. Çok merak ediyordum seni. Halam nasılsın? İnceletirim şimdi. Birazcık şişliklerim başladı. Hemen ameliyat konuşmalarındayız bir saniye. Güzel bir açı buldum yine her zamanki açı. Size veda etmeye geldim çünkü çok işimiz var. Ev toparlanacak, temizlenecek. Benim odada şey açtık ya, kıyafetleri açtık ya. Poşetleri yerlerde falan duruyor. Onları ayarlayacağım. Bir de zaten yeterince bence elim alıştı. Yani haftaya da görüşürüz kesin net. Açı değiştirdim. Evet ne diyordum? Umarım keyif almışsınızdır. Gerçekten kağıtları çekmediğim için belki saçmalamış da olabilirim. Yüksek ihtimalle saçmalamışımdır. Genelde saçmalıyorum çünkü. Gel görüşürüz de. Ben mi? Evet. Sen galiba dışarı çıkıyorsun. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Videoda hani bahsettiğim şeyler vardı ya. Kırtasiye ürünleri yaptığım son alışveriş. Onların linkini açıklama kutusuna bırakacağım bakmak isterseniz diye. İstemezseniz hiç sıkıntı yok merak etmeyin. O zaman görüşürüz bir sonraki vlogda diyorum. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.